geçtiydi o. Uzun seferge atlanıp mangandı biz. Endi at kamin gidek, bu kaldı ene nevrimiz. Az idi o. Müskül seferge atlanıp çıkandı biz. Endi çoğun karvan ataldı. Kaldır çöllerde iz. Bu ay bu küllerde ölüm digen deyime karı tökege okşap kaldı. Tuğba, ona cacı gel. Bir şeyi senle uğrat. Periyici ton kivağın. Tağdan tülkü işlerlikini nereden bilek? Uygurlarda kuşneyden aldaydı. Adem'in söz digen makal varlıkı. Peter inilirge malum. Ama sen el yurtunu koyup ürümçüge çıkmaydı kadı şeydi. Afetle tüketir yurtunun amallıkını saklaş mağsıdı da. 6. sentabr günü her bir sot tümörünü itip taşlaşma hüküm çıkadı. Çalınmaz bir yigit deldanıp kelip Kasım kızıgın koluğa esildi. Ay, koycu adaşı. Bu nakşanı koya. Meni yigit tutup atıdı. Köngülünü kötürgüdek başka nakşı yok mu? Nerede ki köngülünü kötürdü? Men köngülümünü kumulda koyup gelgen. Ey, kızıq gep kıldın o. Köngülümünü koyup geldim diginin nemesi? Halpemle demesem, özümle mi koyup gileriydim? Dediğin Kasım kızık, andın köpçelikle karap. Rast emez mu, he? Rast. Dediğin tömür kalpten kar yağışının arkasından çıkıp. Sılanı muşu künge koygan men. Meni cazalanla. Hem meylen orunlardan turuştu. Tömür kalpinin kirpiklerdeki yaş tancıları ay nurda hudu merva yitek par karap durar. Bu yaş tancıların yigitlerinin közüge goyagi bulutlar arasından parkırıp çıkavatkan ümit yıldızı da görünüp gitti. Okyanın erip kalgan oke şayını mı teşelmeydi? Çok öyle ya. Emdi tümür kalpen bülekten iş başlamakçı buldu. Bunun üçün hemmedin avval kapesten çıkıp put kolunu boş dişe lazım idi. Yigitlerinin mi davatkanı del şu. Bırak bu kafesin kandak çıkıp gitgeli buludu. Bu urganga çekiladigan, tepkenge sunudigan yağaç kafes emes. Bu tömür kafes. Bu tömür kafesin kutuluş gerek. Lekin bunun çaresini hiç kim bilmeydi. Tohta, heylikı adam bilen bir gepleşip görey. Birer yakşı mesle bir emekin. Dedi tömür kalpe aman kulga. Ensari şu akşamına Gamaza Tungan'ı tepip geldi. Bırak Gamaza Tungan. O adam sen bilen görüşüp üç günlükün yok buldu. Nagi gitti bunu ben bilmeyim ben. Hayır. Biz ürümçüden kitisinin yolunu tapıkça yurt kıbırı adam evetip duraylı. O aldığımızda biri elinin köngülüne tinçtip dursun. Bu fikirge aman kullar derhal koşuldu. Әмді кімді әуәтіш керек деген мәселі қойылғанда, Әнсари өз сәтташларыдың Мәмет Құлей деген кішінің құмылды бір қейрі анысы барлығыны. Әр күні дегідек анысыны түшіп қайлып атқашқа, оның көңілі бі арам болып, «Халпамдың рұқсат сұрайым екен!» деп үргеніні әйтті. Мәмет Құлей қырықларға еқінлішіп қалған доғылақ бар кіші еді. Төмір халпа оныңға ахвалы түшендіріп, Apılarını yoklap olgan enken, derhal korayga çıkıp, ili palgan bilen Seperkul akamlağı iyisila. Tozup getmey, sevir kılıp tosun. İki gündem keyin, Mehmet Kulay bir monci yigitlerinin soğuğu salamlarını elip yolga çıktı. Mehmet Kulay mangan günü, Ensari kazarmının baş dejornesi idi. O, çırak ölçürüp, yetişki kanay çelenip bolgan bir çağda, Sayit Tonçı'nın yatkıda çırak yinip durgalıqını körüp, penceri tüvege geldi. Keçinin tençiklikaga karmay, pencere yem yip koyulgan idi.
Ensari tenceri yurçkadan karap Said Tongçı'nın kırsın lampı yorukada yun kalem bilen bir nemi yezi otkallıkını körüp kaldı. O patpatlı işke karap koyattı. Onun endişilik karışlarından hudiksirap turgallıkı belinip durattı. Vay Said aka, tıkı yatmaptı o. Mana afgan, mana hazır yat hemen. Dedi Said Tongçı yezi otkan nersini derhal yoşurup. Onun bu hareketi en sarıgan galiydi belindiyo, ama... Öyge hatizi vatkandı. Tab oylap, gep kılmayı ketip kaldı. Şu haptının cüme günü Heydar Efendi Turpan Sapırı'dan kaytıp gelip, tümür kalpini Yanhan Mescid'e aldıdın taptı ve dinçlik amanlık soruşu bulgandın keyin. Bugün bizden oyda siz yakış gördüğün yapma digen tamak boludu. Bağmısınız, hapı bulumen. Tömür kalpımı birer aydın buyan görüşmegen bu dostunu seğinip kalgaçka derhal makul boldi. Heydar Efendi özünün addi saramcallangan pakiz öyede tömür kalpini mihman kılıp oldurup onun gamkin çırayığa pat pat karap koyattı. Hızadın keyin tömür kalpa oluq kiçiktinip oldurup hemme hasırdını tökdi. Hatta yıllık koşaklanımı eğitip verdi ve endi kandak kılış gerekliliği hakkında nasihat soradı. Heydar Efendi ötken işlerini bir kur eslep ötkeç mundak deydi. Ah, Turpan halkım o, möydün halpiden, bak hapken. Pul mensepke aldınıp, özgü mü kıldı, bizgü mü kıldı deydi. Uygur halkının, kiyin kipşayman, özüngü düşmen digen makale, bak uğurluk itilgan söz. İndi halkının, derya boylu yaşsan mı, tümsah bilen dostluş almaysan digen makalı ba. Yan cancın bilen, kandak dostluş mümkün. Ha? Boldi. İş ötti. Hış, kilipidin çıktı. Endi men sizge, kandak kengiş bir eleymen. Tümür halpe, birden hıyalgı batkandın keyin mundak deydi. Bizde, itip kağıca itip kal digen makal ba. Bayıqı qoz çaqtı, kim turup ölgüce? Yani tıpırlap bakımın. Ümitsiz şeytan dertken. Kalğınıza Allah kepil. Heydar Efendi, tümür kalpının otta kiyinip durgan yoğan gözlerge karap, onun hayridege kayıl kılıp otkandak beşinde lanıştıp koydu. Bir neçe gündün keyin, tümür kalpa Hüseyin Çanşık digen Tatar beyinin 50 tal mıltık seti oldu. Onun yigitleri atlarga ot uğurup geliş üçün her günü ulan bayığı çıkıp durattı. Onları şu fırsatın paydalanıp bu mıltıklarını az azdan ulan bayığı mahdi açıp etlik yerlerge yoşurup durdu. Tümür halde, şehirden çıkıp asak, tağ yolu bilen kumulu kitiviliş mümkün. Dep oylaydı. Şu arada taşkı Mongol bilen Şincan çekirisindeki kurallık tokunuş küçüyüp kaldı. Tümür kalpa bu fırsatın paydalanıp şehirden çıkabiliş için Yangcancun'a özünün aşı tokunuş bulup atkan yerlere evetilişini sorup, "Minin sizge hizmet görsüş vaktim geldi." Dep iltimas kaldı. Bırak Yangcancun casuslar bergen mahbi malumatlar arkalık tümürünün maksidinin allı kaçan haberdar bulup durgaçka, "Sizdek muhim kişimizni korallık tokunuş bulup atkan yerge evetsem, kolumdaki isil şemşerini paşı öldürüşke işletkendek iş buludu. Yenimde turup, mağı akıl görüstüp turgunanız tüzük." Dep onumedi ve şu gündün başlap her günü digüdek herbi kenaş ötküzüş bahanesi bilen onu öz nazarıda astığı ilo aldı. Bu herbi kenaş degeni, çeyriklerge bulgan təlim tərbiyeni küçeytip, can tekniksini yakşılaş meselesini muhakkime kılış məzmunudiki, ayığı çıkmaydıgan bir yığın bulup, onunğa Yangcancun'un yıkılırıdan mafuşın, yani keyinki çağlardan Qashqar xalqi tulum çaşqan dep atığan maddiday riyasetçilik qılatdı. Tümür xalpa bir qancı hərbi başlıqlar bilen bir qatarda kündü digüdek şu tulum çaşqanın gəplərini anlap ulduruşqa məcbur idi. Ramzan iyi kirgen küllərinin biri de Qamaza tungan bir kişini qazarmağa başlap kirdi. O, yıraq səpərdin kəlgəlligi bilinib durgan bir cüb adını yetil olgan idi. Eğer o kişi tümür kalpini görüş bilenle atlarının çulvarını taşlap o kadep aldığı kelmegen bulsa, tümür kalpe özünün enisi şakırını tonu yalmağın bulattı.
Şakir şünçilik özgürüp ketken idi ki, onun yumalak yüzleri yadan qarap qardap ketken. Koy gözleri bolsa, işçige olduruşup, halide bolup kalgan idi. Şakir'nin ekelgen haberleri bir-biridin yaman idi. Qarı bolsuq bilan Saypon toqtining animege chidamay, Sapar qul başlıq bir munca nerinkirliklar öz yurtiga köçüp ketipti. Mehmet Kuley kumulga bargan günala Şamaksu'nun koluğu düşüp kaptı. Azra qiyin qıstaqı chidamay, özü bilgen hem sırını eytip, hainlik kaptı. Bunun bedelige kormanlık mensibige erişipti. O şu günü hoşallıqıdın bir ağaynısı bilen aş buzuldu çıqraq içip taşlap, Әнде төмір қалпының іштігіде, Шамақ Сван оны өлтіріп өтіду. Депті. Төмір қалпының көні достырдың Сали Таңжан бұл кепләні аңлап, шу кетсіла өзінің енісіні қорайға маңдырып, Шакирға қабар қылдырыпты. Шының білән, Шакир кеч күндіздегідек меніп, өрімчеге чықыпты. Бұл қабар төмір қалпыны қаттық әндішегі салды. Çünki Şamaq Sutvan Mehmet Kuludun ufqallarını Yang Jangjongga məlum qılğan bolsa, müşi bir neçə gün içində çoğ bir palaketning yüz berishi közge körünüp turğan gap idi. Endi qanday qilish kerak? Birdən bir çara, şəhərdən dərhal çıxıb getish lazım. Biroq qanday çıxıb ketkili boladı? Birər bahana tepilsa yaxşı bolardı. Biroq nim bahana ba? Tərək güldəb, bir keçədə başını tolqaplı mansam ki, bu qandıq bola. Tömür xalpə öz yıqınları bilən əni şundaq məsili üstədə başqa durub durğanda, Şakir bilən torpaq öz qoca Əhməd həm eylən tanmanmay bölünüb-bölünüb məngişini. Aval turpan dağlarıqı beri bölüb, ondın kumul tərəbkə keçişinə təklif qaldı. Amanqul bilan Qosim qiziq avval Turpan tarafga berish degan fikrga qo'shilmasa-mu, bir nechaga bo'linib ketishni xatarlik deb hisoblaydi. Axir Tömir xalta, hozircha azroq odam oldimizda mengib tursin. Shuning bilan Shakir boshliq 10 necha yigit ulan bayg'a yoshirib qo'yilgan miltiqlarni elib, bir kechirdila ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tömür xalpilar 2-3 gün içində ay qaranğusudan faydalanıb, yerim keçidən şəhərdən çıxıb getməkçi bolışdı. Şakirlar yolğa çıxıb ətsə ətigəndə, Jangjong Yamulidan Tömür xalpını yəni hərbi kengəşinin yığınığı çaqırğan uxturuş kilib qaldı. Bu uxturuşda Çigra toqunışı ciddiləşib qaldı. Bu qitimki yığında məxsus şu məsələ muhakimə qılınıdı. Tiyadarın çoxum qatnışçı lazım. Deyilgen idi. Tömür xalpa guman toğdurup koymasıq üçün burun qıdekla sayıp tonçını elip yığınğa barmaqcı boldi. Aman qul. Bu qitim, mən mi sana yoldaş bolay? Dedi. Onlar atlanğanda yeliqi hərbi təlim bərgücü savgarlar yigitlərini məşqil duru atatdi. Tömür xalpa darvazadan çıxıp keti ötüp, nemiş qıdur yigitlərge bir qarvalğısı kəldi də kökboz etinin tüzgününü tart. Көкбоз ат игісінің көңлідігіні сәскендік дәрхал арқыға бұрылды вә түзгін сейіріп иғыл тәріпке еліп қашды. Төмірі оны тоқтатмақшы болатты. Көкбоз ат болса, иғыз дұрқыны чішілі біліп, әдәп иғыл тәріпке чапатты. Әмінің дейқіті атқы бұрылды. Көкбоз ат елні тосығаларының қиқас жоқаларға жауабын алды пұтларыны игіз көтіріп, қаттық кішіне ташлыдда ондың игісіге бойсынып мағды. Bu əhval Tömür xalpının könlüdə bir az gəşlik payda qıldı. Çünki bu süyümlük iti onunğa heç qaçan mundaq itaətsizlik qılıb baxmağan idi. Tömür xalpları yığınğa ketkəndən keyin savqanları miltiqlarını ondan cüplab qoyub yugurüşkə komanda verdi. Yigitlər meydanı bir aylınıb bolğanda bir savqan səpnin aldığı ötüb onları yugurtkən peti sırtqa açıb ketdi. Yerim saatlik yugurishdan yongan yigitlar maydonda bir talma miltiq qalmaganligini ko'rib hayron qilishdi. Shu arada yotoqlarga tarqal degan ovoz anglandi. Qazarma sepilining ustida yuzdek cherik ularga miltiqlarini tanglab hayva qilib turardi. Mushi minutlarda Tömür xalpa o'z hamrohlari bilan yiliqi harbiy kengash majlis solining kutubxonasida o'tirdi.
Bu uyda ulardan başka hiç kim görünmeydi. Bir çağda tömür tarafındaki iki eşik tanlı içildi de, on neçe çeyrek tanlı yugurup çıkıp, neyzelik mültüklerini tömür kalplerge tanlar. Kötür kolunu! Dip var karıştı. Tömür kalbi bilen aman kol hantan kılıp birbiriye karıştı. Yılıkı ahvazlar yine tekrarlandı. Şu arada mafuşun diyen tulum çaşkan peyda bulup yan kuralını planlatkan bedi. Kuralınlar tapşırınla! Dip var karıştı. Çeyrekler taraf taraftan yopurulup gelip tömür kalbi bilen aman kolunun yan kurallarını tartıp aldı. Arkadılla koyusu kişilerini şarakla çişka başladı. Aman kol koncudan piçkanı ilişki ögürüp, közünü yumup açıkça işki çeyreklerin karnını yerip taşladı ve üçüncü bulup tulum çaşkanla yol vasitik itildi. Bırak tulum çaşkanın kolu tepkini arka arkadan üşkettin besip etti. Aman kol deldanlap kaldı. Tömür kalbi iştik verip onu kucaklavalıca, özünün koluğu kuyucu çip kaldı. Aman kol kanığı melinip yerde yatattı. Tömür kalbi onun yeniği tıslandı. Aman kol tömür kalbiye karap. Razı bol, aka. Dedi de gözünü yumdi. İşki çiğriknin karnını yargan kazak piçki, onun yeniği parkarap yatattı. Tömür kalbi onun pişanesiyle birini söyüp ornudan duruvatkanda Sayit Tonçuk'u göz çüp kaldı. Sayit Tonçi özünü tömür kalbinin közüden kaçırıp, yılıkı tulum çaşkanının arkasına yoşurunuşka aldırdı. Kişi ahır ölüdü. Bazılarının ölümü teyşen tiğidi mi kadirlik buludu. Bazılarının ölümü hangırt piydi mi kadirsiz buludu. Sımacen. Babamın babası özünün vicdanını mukaddes deyip hesaplıgan yoldan kayıtmay, caza meydanı da ölgen idi. Asim Puşkin. Toluk harbiy forma kiygen Yangjangjong bilen tulum çaşkan Malfushin, tamları kök işten kopurulgan kichigirek bir zalda bir saatten buyan tömür kalbini sorak kılıp atattı. Mehmet Bey degen Alğay Tongchi öyrü durup tercümanlık kılattı. Bu gepçe sen de zade günah yokken de. Sıla'nın ilmi kırınlağı aldanğınımdan bile günahim yok. Kılağı hoyçıla bilen tül biriktirip, beni öldürmek gibi olgun olcu. Yalan! Kumulda isyan çıkırışka adam evettin ocu! Yalan! Hüseyin Baydın, 100 tal mıltık sitip alğını mı yalgan mı? 100 tal emez, 50 tal! Bu günah emez mi? Sıla bizden kinimizde töksanla günah bulmay! Biz özümüzden kovdaşka hareket kısak, günah bulamdı! Sıla'nın emi kıgan bolsa, şan aslan kıldı. Ben arıgı çöp, puhralanın yükünü iniklettim. Kan tökülmüsün de silahını yaraştırdım. Ben de kayısı yüzüm bile beni eğitleysen. Doğru. Şamaks biz ne? Kiliç bile kırmak gibi oldu. Yancancın canapları. Kiliçinin haciti yok. Aval put kolunu çivasak. Piçak bile de boğuzluğunu buludu de. İşini asallattı. Yancancın canapları. Cellatlıkta. Şamaks'ın üstü rakış gelme. Şuna kalmaz mı? Yang Zhangzhong özünü orındıkının yölençgüge taşlap, pijanızıdaki terlerini sürtüşge başladı. Tulum çaşkan orından dest kopup tabancını okladı. Yang Zhangzhong onu kol işareti bilen tohtutup, sorakını yeni davam kıldırdı. Körüp durup sen ki, ben insanperver, yumuşak yoğul adem ben. Olmasa senin işin bir tal ok bilen tüketti. Ben senin batırlıkınla hilimi kayıl ben. Eğer ürümçüge kilip tapkan şeriklerinin hemisini itip, günahını tılısan, seni keçirmen. Yine darın bulup yürüyiverirsen. Rahmet Cancun canapları. Cancun canapları, rastlılı insanperver, yumuşak gönül ademken. Bolmasa, çeriklerim ölüp tükümüsün de, Liyancan'a Kur'an'ı kötürtüp kumulga evhetem de. Ürümçüdeki şeriklerini itip besen, yine darın kılımından da. Elhamdülillah şükür. Minin birli cinim ba. Bir canga bir tal ok yiğit idi. Cancun canaplardan tili güdek günahim yok. Günahını boynuna koyup bersem ne mi deysen? İhtiyar özünde. Yang Cancun'un işareti bilen yan işik eçilip, yanlarını ceynikigi turvalgan işki çeyrek bir adamını sürüp kirdi.
Onun baş gözleri yarık, put kolları dikişen zincir çaraklap durattı. Bu, Gamaza Tunga'nın öyüdü tonuşkan yılıkı adam idi. Bu adamı tonum sen. Tonum ayman. Sen Joe, sen bunu tonum sen. O kişi mu beşini çayıkadı. Yan cancunka kaklap külüp tolum çaşkanıga karadı. Tolum çaşkan işkinci işkini açtı. Bir çeyrek sayıt tonucunu başlat karadı. O kollarını işki yanıga selip yerden üstün karmayı turattı. Onun işki zankıgı çüp durgan çaşkan kuyruğudak inçki burutin titre vatkandı görünetti. Ha, ita! Bu işkeyle nimdi işken? Sayit Tongchi yılqı adamın bir işki ay burun tümür halpegi eytkan geplerini tekrarladı. Tümür halpe kişen zincirlerini şaraklatıp orundun turdu da. Tfi münafık! Dozuhi! Senden kagan bapa şu mu? Sayit Tongchi bir kadem arkağı dacıp tamba yolunup kaldı. İşki çeyrek yılqı adamını açıkıp getdi. Munu yazgalarından hemmisini et! Dedi Yang Zhangzhong aldıdaki bir dəstə qağızını üstəlgə urğan pedi. Sayit Tongchiga farqırıb. Sayit Tongchi duduqlab sözləşməyə başladı. O pat-patla yığı bilan peşanısını sürtüb qoyatdı. Onun əbyün keşnigigə oxşaydığan qınsız yüzü tamdək tatırıb ketgan idi. Ah, xoş deyə darın. Özünüzün yurtdışınız, dindışınız həmmini etdi. Әнді немі дейсіз? Менің бұндақ юрттішім ең! Бұл мәл он, менің діндішім әмәз! О, менің ішімге кіріп аған чайан! Оның ұйтқалдырай менің гүнахим болылмайды! Мән пәкат, шамақсыз білін саңы оқшаш, бөрі түлкіләне, әзіз юртымыздың тазылап, пұралағы тәңлік, әркелік ілішқа атланған оғшы мән! Бөрі түлкіләне етіп жоқтыш, оғшығы гүнах әмәз, бәлкі савап! Әнді қанда қыса шында қыл! Тұлым чашқан яны чачырап қопып, төмір қалпеге итілмақчы болды. Яң жаңжың оны тосыды вә төмірге қарап мұндақ дейді. Сән шамақсыздан білән мені еқатмақчы болған ішкен сән. Әнді біз сені түрік қоймасықымыз керек. Шында қамас мұ, ә? Шындақ! Сіләгі қаршы қаллық жәңгі атланған қалықның беші болып тұрықлық. Qoranı siləgi yandırıb bəgən. Aldanlığa öz ayğın bilən kəgən. Məndək hamaqət ki bir əməz. Mün ölümü azda qılıdır. Qini, canlat ne çapsara qışqa. Mənim sıqınım. Heç bolmasa, çiyin giləgə açıq savaq bub qona. Əmma, bir dal taşını qomur ötüş bilən, buğda teğini, qolu tüvətkini bulmağanı oxşaş. Məni öldürü ötüş bilən iş tügüməydi o. Bütün bir xalıqlı qırıb taşlaş. Qonunların gelmeydi. Yang Zhangzhong bu keplerini anlap, alı serik bolıp getdi. Ama derhal yüzüge külkü yügürtüp, mundaq dedi. Sen, kitabkı yüzüp koyguda keplerini kılıçlimi bilidiken sen. Batırlıqın bilen billah, aklın gibi kail men. Ama ölümün ne, mendin ki öme. Öz kişilerinin ki. Mesela, senin şahsi katıpın boğan Sait Tongchi'den sankagen vapa şunçilik boldi. Mən vapasızlıqını yaman görümən. Tuzunu yəp, dövdünü köygən bu adam. Əziməz pulğa, sinən bişiğini bizgi satdı. Vaxtan vaxt gəlgəndə, bizgi xiyanət qılıb, minən bişimli mu, bravlağı siz iş çoxub. Mundaq adamlərdən heç kim gə vapa gəlməydi. Şunun üçün, aval onu cəzalışıb gərək. Şunundan keyin, Yang Zhangzhong yenidə turğan çeyriki pişirlədi. Çeyrik bir tal arğınca əkkirdi. Yang Zhangzhong yanları yemirilgen hiliqi işki çeyrik qarap. Ah, qini, azimetle. Belikanlarının küçünü bir sınap beqanla. Hay tuyt deyiçe, işki çeyrik arğancını Sayit Tongchi'nin boynığı sırtma qılıp saldı. Tizlenip ulturgan Sayit Tongchi ölüktek qaytıp qalgan idi. Arğancının işki uççi tanlı tartılış bilen onun közleri çacırıp çıxdı da özü yerge dümye qaldı. Çeyrikler işinin ölügünü sörügendek onu boynudun sörüp açıqıp getdi. Tömür xalpa bu nicasetten yergengendek tədur qarı oldu. Əmdi minandın razı boğan siz. Xudayınızdan dərgayığı bağanda minandın şikayet qılmancı mı?
dedi Yangjangjong qaqaqlab kulib. Andin o'rindan turib o'tib, to'lim chashqanga mundaq dedi. Tedaren sizga qoldi. Har holda burunqi do'stligimizning yuz xotirasi uchun uning jinini to'liq qiynamay bir ish qiling, ha? Aytsin, Yangjang masjid jamoatlari bomdatdan yongan chaqda masjid o'ylisiga usti yipiq bir xorvi kirib keldi. Qeyri xorvi kishirik ko'z yishini surtib, imom nazimga bir nimalarni deb pichirladi. Peshin namozidan keyin bir top jamoat ikki tovutni ko'tarib, Xongchingdagi qabristonlikka maqdi. Oldin qisin tömür xalpini, keyin qisin Aman qulning tovuti edi. Tömür xalpining tovutini ko'targanlar ichida Haydar apandi bilan Gamaza tunganmi bor edi. 1913 yil 8 sentyabr kuni, ya'ni tömür xalplar dafn qilingan kunning ertasi, Ürümchi ko'chalariga Yangjangjong nomidan Xanzu Uyg'ur tillarida yozilib, yo'g'on to't burchakli qizil tomg'a besilgan e'lon choplandi. E'lonning bosh qismida tömür xalpining o'tgan yili atiyosin boshlab qumulda isyon qo'zg'ab, yurtning omonligini buzganligi. Hatto Bargul harbiy qo'mondoni Yishinfu boshliq bir muncha cherik amaldorlarni o'ldirganligi. Shundoq bo'lishiga qaramay, Yangjangjongning insonparvarlik bilan uning gunohidan o'tib, uni o'lka markazida turishliq 3-chi otliq batalyonning boshlig'i qilib, Urumchiga chillab chiqqanligi. Ammo tömür xalpining Urumchidimi tinch turmay, yana isyon qilmoqchi bo'lganligi aytilib kelib, mundoq deyilgan edi. Shu vajidan opatni tugitib, yurtning omonligini saqlash maqsadida 6 sentyabr kuni harbiy sud tömürni itib tashlashga hukm chiqadi. Bu hukm shu kitsi Matunglun tarafidan ijro qilindi. Qumul tog'lardagi Uyg'ur fuqarolarida gunoh yo'q. O'tgan ishlar surishti qilinmaydi. Tömürning Urumchidagi nökerleri xolisa burunqidek askar bo'lib tursin. Xolisa yurtiga qaytib berib, o'z tirikchiligini qilsin. Askar va puxrola ahvolni bilmay, ansirab yurmusin deb mazkur e'lon chiqarildi. Vaqt bo'lg'aysizlar. Ularning vahshiyona qirg'inchiligi haddidan ishib, shu darajaga berib yetdiki, hatto qoram tashlami buningga dod deb tashlaydi. Lenin. Bu e'lon chiqarilib 3 kun o'tganda, ishkidan ot qaytilgan 20 dek xorva Urumchidan Guchongga qarab yo'lga chiqdi. Arvalarning hammasi odam bilan to'lgan edi. Ularning ba'zilari beshini sangilitib o'ltiratdi. Ba'zilari g'ong'zi tortdi. Yana ba'zilari hamkin ko'zlarini bulutliq osmonga tikib, nimani turib o'ylab o'ltiratdi. Doim o'yin chaqchaq bilan o'tadigan Qosim qiziqmi, o'z dimati bo'lgan kamsizlik ansarining yonida to'rpoq o'zg'uchi Ahmadning otlarga qamchi urishiga qarab Kim o'tiratdi. Hey, bu mengishimizda qumulga qachon yetib boramiz? Dedi Turpoq o'zg'ochi Ahmad. Hey, qanchangni to'la taraslatma. Ali janigarning kirpidek tugilib ketayotganini ko'rmayotamsan? Dedi Qosim qiziq. To'la olaqshimay, arvangni hayda. Dedi otliq cherik zarda bilan. Tömür xalta qatl qilingandan keyin Yigitlarning talabi bo'yicha Yangjangjong ularni qumulga mangdurgan va qo'g'dib berishga 60 sherik qo'shib bergan edi. Ular yo'lga chiqadigan kuni sheriklarning boshlig'i Yangjangjongning Shamaqsud Wang bilan Li Shufuga yozgan xatini o'qib berdi. Xatda: "Bularda gunoh yo'q. Bor bo'lsa-mu, gunohidan o'tdim. O'z yurtiga berib, terakchilikni qildi. Bularga hargiz tegilmasin." deyilgan edi. Shunga yigitlar kelgusidan har holda xotirjam edi. Ular Guchongning kun chiqish tarafidagi Ulan Usu degan eg'izdan jilg'iga kirganda, sheriklarining boshlig'i: "Otlar herib qoldi. Mushiyada bir kunda malimiz." dedi. Bu jilg'a degan takla dam olg'udak yer edi. Tog'ning yon bog'irlarida pishib yetilgan o't cho'plarni ko'rib, ot uloqlog'imi jon kirib qoldi. Qazanlar esilib, hammaylan bir qo'r to'yishgandan keyin esilib qilishdi.
Çerik başlıqı tikyar tövüdeki daldı bir yanı körüstü. Muş yerde tınağla, dedi. Bu yer, hakikaten mu kiyimler yılın yigitlerinin şamaldın daldılınışıga əplik idi. Hem meylen yutkan görpülerini şığıllıqı yiyip sozuluştu ve uzakı barmayı uykuğa ketişti. Alanlap kalgan asmanda üzüp yürgen tolun ay, kandaktur bir dehşetnin yüz birişini sezgendek bulutlar arsığı yoşurnuşka oldaydı. Şu arada cilgının nirgi beşida karı sayılar körnüşkü başladı. Birden de orvulanı yalıp kilovatkan çiğrikler bilen koşulup uykudaki yigitlerini üç taraftan korşu aldı. Kimdur birinin at diyen komandası alınış bilen yigitlerinin üstüge ok yamgır yığışka başladı. Tahminen 15 minutdan keyin oq ovozlar bilan dot faryod va qiyo chiyollar to'xtab, jilg'ining ichi jimjit bo'lib qoldi. Atsi cheriklar yor ustidan qisqa sapliq gurchaklari bilan to'pi tashlab, o'liklarni ko'mdi va oncha hoyil bo'lmayla ot horvonlar bilan o'rimchi tarafga ravon bo'ldi. Tushga yaqin Oskan 200 yigitning jasadi ko'milgan bu do'nglikning bir chetida qandoq turib bir narsaning qimirlayotganligi bilindi. Birdamdan keyin avval ikki qo'l, ondan yuz ko'ziga to'pi aralashgan uyib qolgan bir odamning peshi ko'rindi. U ko'zlarini yuvgan ichib atrofga vahima bilan qarab olib, ostdan sug'urilib chiqishga harakat qildi. Bir hazadın keyin sol putunu sörgen peti uduldaki qırğay tüvigece ömelep kelip şu yerde yetip kaldı. Bu keçi bolup ötken bayıqı kırgınnın bir tün bir tirik kalgan şahidi en sarı idi. Muşu kırgın küllerinin biri de Kumul şehrinin Şamaksut Van ordusuğu tutaştırgan ordu kovuk darvazısığa kesik başlar silingan beş kalınlık kapes İsip koyuldu. Onun birincisi uzun sakallık ili palgan. İkincisi koyuk burutluk karı bozuk. Üçüncisi kuzu sakallık yadangı çıray seybun doğdu. Tördüncisi sirik sakallık tümürci hoşur usta. Beşincisi kayırılma burutluk niyazının beşi idi. Darvozaning ichki tarafida 3dan 6 cherik qilichlarini yalang'ochlab o'tgan keskanlarga hum yib qarab turardi. Odamlar bu darvozadan o'tib bo'lguchilik rang-ro'yi o'ngib, xuddi sovuqdan badani shurkinib ketayotgandek titrishib ketardi. Ba'zilar ko'z yoshlarini yoshirishga tirishardi. Xotinlar yuzidagi ro'mollarini tortishib, ushoq bolalarini yetilgan peti qadamlarını tezletetti. Şu arada şehir işçidin cakarçının katlık avazı bilen can sadası anlandı. Kötek harvi üstüge orundulgan yağış kapes işçige bir ayol kişi öğürü turguzup koyulgan idi. Onun beşi kapesden çıkırıp koyulgan bolup, çoğulup ketken çaşları yüzünün yirmini tosup durar. Boynidagi zanjirning bir uchi qatas chodirlari orasidan o'tkazilib, horvining shotisiga bog'lab qo'yilgan edi. Qatasning ichida usti beshi to'pig'i milangan ikki qizchaq duq deyib o'tirardi. Bular tumir xalpining bola chaqonlari edi. Jul-jul bo'lib ketgan tonining tashlarini potisiga qistirib olgan charsoqol horvikish qo'lidagi tayoq bilan qora o'kizning beqinini pat-pat nuqib qo'yadi. Harvining keynida usti beshini chang bosgan ikki cherik qilichlarini yalang'ochlagan holda un-tinsiz kelyotdi. Harvining oldida qayrilma qalpoq kiyib, qisqa chopon ustidan belini qora puti bilan bog'lab olgan o'rti jarchisi har 100 qadamda degudek qo'lidagi mis changni ikki uch qitim soqib jar selib mang'atdi. Ay hannos! Ay avam xos! Anglamadim demanglar! Keyin pishoymon yemanglar! Kimki qog' hojamga musht ko'tirsa tömirdek! Özü turmak evladı, tırık görge kırıdı. Ölümdün mü kattı kırıdı.
Harva Eygri Tokay kocalardan ötüp dervazı sırtığı çıktı. Harvi Keşbovay şeriklerinin buyruğu bilen Harvi'ni dervazının odulidagi meydanga toxtıp koyup karı öküzünü otlatkalı elip mağdı. Bazar, Altınluk ve Şimal tarafındaki yezılardan kilip, şehir içige kirdiğin ya ki şehirden çıkıp şu taraflarga bardığanlarının hemisi en şu meydandan ötetti. Bu meydan ordunun iki sıravağıdan qarğan kişige mu uçuk körünüp duratti. Meydandan ötken keşkeller birden darvazığı isiqlik qanlıq qapaslarga. Birden Harvi'nin üstüdeki yağış qapas içide turgan Zorxan Ayla bilen kızçaklarga qarap uluq kiçik tınan. Tova deb yakınlarını tutuşattı. Bolup mu hutun kızları özünü tutalmay mişildap yığlaydı. Çerikler bolsa hiç kimni kapasının yeniga keltürmeydi. Yıkıllaşkanlarga kılıçlarını şültüp Ölgen geldi mi? Deb heyva kılattı. Rahmetlik tömür kalpinen 5-6 yaşta bası ötteydiğen bir oğlumu bar idi. Onu öldürüp etken okşamamdı. Hudadın kokmay, şundak mı kıgan mıdı? O narısıydı da, nimi günah deymen. Kızlık gel la, ula hudadın kokamdı. Hudadın kokan kişize, muşunda kışlarını kılamdı o deyme. Dervaka rahimsiz ecelinin talu kuyulları, kiçkini basıtlımı bir tal yopurmakı okşaş uçurup geçişke, tas tamas kıyılı vatattı. Çünkü, Tümür kalbinin katil kılınğalıqı toğırsadaki haber Kumul diyarının hemmi yerlerge uxturluk bulğandın keyin, Li Shufu bilen Şamak Sutvan emdi tümür kalbinin tağdaki hemrahlarını yok tüşünün koyuğu tüştü ve bu işini işki kademge bölüp, birinci kademde Qarı Bozuk bilen Seypon Tohtu'nun kolu arqılıq tümürünün sadık hemrahlarını yok tüş. İkinci kademde Qarı Bozuklarının özünü ucuqturuş kararıgı gelişti. Şu plan boyunca Li Shufu Qarı Bozuk bilen Seypon Tohtu'ga maxfi xat yazdı. Hürmetlik radio anlıgıcılar, yazgıcı Abdurrahim Ötkür'nün öz namlıq tarihi romanını bugün muşi yergici anlattık. Tömürnen ili falgan oğuşaş kişileri hayat durduğun bolsa, sınavya değişik olmaydı. Ben buradan ürümcü gibi bulamam sen. Ben yurtluk gittim olay. Ürümcü neye tolu köyge? Ben bulamayım ben. Ve siyodalık eksploatasyaya ve yerlik militarızlarının cebir zulümlerine karşı götürülgen dikkalla pozgunanan yolbaşçısı Hocunu yaz hacı nispetten bundan yolsuzluk kılınışı açıda duralmayımız.